Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Westinghouse'un arızasıyla alakalı bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Şu an anlık olarak tam böyle işe giderken bir an arabada böyle bir ıslık sesi gibi bir şey geliyordu. Son an böyle bir ışıklarda durmak istediğimde ayağımı frene attığımda kemik gibiydi. Yani sağlam bir şekilde sertleşmişti, hiçbir şekilde frenler iş görmüyordu. El freniyle durdurdum. Hızım da zaten yavaş olduğu için sorun yaşamadım. Herhangi bir problem olmadı ama şöyle söyleyeyim, mesela ayağıma gazdan çektiğim an hemen stop ediyor. Bir hava alma problemi var şu anda. Bununla alakalı bir bakacağım. Westinghouse'da hani nasıl bir arıza var ama Westinghouse'dan olduğu kesin, öyle söyleyeyim. Çünkü araba çalışıyor, çalıştığı halde frenler sert. Normalde mesela stop ettiğinizde frenlere bastığınızda nasıl sertleşiyorsa aynı hissi veriyor. Ama şu an motor çalışıyor, fren sert olduğu için başka hiçbir parçaya bakmaya gerek yok. Direkt Westinghouse'la alakalı bir problem olduğu kesin. Bir ıslık sesi de geliyordu. Yani bir hava sirkülasyonundan kaynaklı bir ses vardı. Bu ses de zaten Westinghouse eşittir hava. Yani bu oradan kaynaklı olduğu %100. Şimdi oraya bakacağım. Problem ne? Westinghouse'un, şimdi biliyorsunuz, diyafram var içerisinde. Diyafram arızası mı yoksa herhangi bir kablo patlama falan, yani borusundaki çatlama patlama mı? Onunla alakalı bir detaya bakacağım. Hortumu zaten yeni değiştirmiştim. İş makinesi hortumu taktığım için hortumu sağlam. Yani onun kolay kolay patlayacağını düşünmüyorum. Ta ki böyle manifolda temas etmediği sürece, sarkıp yani yanmadığı sürece, onun haricinde hiçbir problem olmaz. Şimdi detaylarına bakacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, ıslık sesi var şu anda. Motor da bayağı düzensiz çalışıyor. Normalde gaz pedalından ayağımı çekince hemen stop ediyor normalde. Üzerine şöyle levyeyi bıraktım. Onun baskısıyla şu anda çalışıyor. Normalde onu çeker çekmez hemen stop ediyor. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi kapağı kırılmış. Şimdi şurada bakın, tam burgul değil, normal kırılmış arkadaşlar. Evet, şimdi tutturmaya çalışacağım. Evet, şimdi şu şekilde bir ateş yaktım arkadaşlar. Çiviyi penseyle tutacağım. Orayı çekemeyebilirim çünkü tek çalışıyorum şu anda. Orayı deleceğim, ondan sonra tel atacağım. Arkadaşlar şu günlerde, şöyle dönemlerde şambril kesinlikle şart. 50 tane çakmağın işini görüyor. Şu şekilde çivi ısıttım. Şöyle. Yani mümkün değil. Çakmak, kibrit falan işe yaramıyor. Şambrel olacak. Küçücük bir şambrelle işimi görüyorum. Gördüm. Şimdi çivi ısıttıktan sonra şuradan evet. Şöyle görülmüştür. Bu şekilde delikleri açtım. 3 tane. Şimdi oradan teli geçireceğim. Telle bağlayacağım orayı. Japon'la da zaten yapıştırmış olacağım. Amaç ne? Amaç burgulu değil. Hemen attığı için, atacağı için telle de bunu sabitlemiş olacağız. Çünkü arkasında herhangi bir böyle dayama yapabileceğim ya da kelepçeyle sıkıştırabileceğim bir parça değil bu. Mutlaka telle bunu gerdirmem gerekiyor. Bakalım aşağıya kadar idare etsin şimdilik. Şimdi bakın. Gayet yumuşak ve yerinde. Gayet güzel. Şöyle salıyorum hafif. Çok güzel. Böyle hani müthiş derecede güzel oldu. Şimdi oranın vidalarını takacağım. Evet arkadaşlar, sanayiye kadar idare edecek şimdi bu şekilde. Evet arkadaşlar, normalde şöyle şuradan o çiviyle delerek netleştiremedim. Saniye şöyle bakayım. Çiviyle delerek bu piponun kapağını tutturmaya çalıştım. Bundan bir şekilde idare ettim. Hani sanayiye kadar en azından yolda kalmayayım. Bir daha git aşağıdan al gel falan bir sürü zaman kaybıydı. Arabayı kullanmak durumundaydım. Şimdi sardım geldim, şimdi bir parça bulacağım bundan. Çoğusu ama pipo, yani pipo olarak biliyor, valve olarak bilmiyor. Yani pipo olarak da sorarsanız bulursunuz. Skoda'nın yani birçok aracın parçası da uyuyor, bilginiz olsun. Yeter ki ölçüler şöyle yanınızda olsun. Birçok arabaya takılan pipo veya valve bu arabalara da uyuyor. Şimdi çıkardım bunun aynısından takacağız. Şimdi bunun içerisinde bir şey göstermek istiyorum. Bunu açayım. Şöyle bekletiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi açtım. Şöyle. Normalde şu şekilde tel atmıştım. Bu şekilde bağladım. Çünkü diğer türlü mümkün değil, durmaz. Yani durduğu
alan biraz hesapsızdı. O yüzden tel atmak durumunda kaldım. Şimdi bunu neden gösteriyorum? İçerisinde normalde yani valfin ismini alan bir parça var. Aşağıdan yani emme manifoldundan gelen havayı fren servosuna iletmiyor. Ama fren servosundaki havayı emme manifolduna doğru gönderen bir valf var. Açılıp kapanmaya yarıyor. O işe yarıyor. O parçalandığında düştüğü için emaneten bunu kapattım. Şimdi buranın kapanması önemli. Hava almaması gerekiyor ki düzenli çalışsın. Sonuçta yani bildiğiniz bir su borusu kadar bir boşluk var. Buradan sürekli motora hava gidiyor. Yani kontrolsüz bir hava gittiği için motorda ekstra bir düzensizlik yapıyor. Motor arızasını yakıyor ve gerçekten motor arızasıymış gibi bir hava veriyor. Yani bilmeyen birisi denk geldiğinde ya da bilmeyen herhangi bir ustaya denk geldiğinde ya fren servosunu komple değiştirir. Hatta böyle bir sordum ustamızın birisine, böyle böyle bir durum var. Araba kaç yıllık diyor. Yani direkt hemen yıl çarpı ürünü kullanma süresi eşittir değişmesi gerekiyor. Yani o değişmesiyle alakalı ona yorumluyor parça fren servosunun değişmesini. Oysa 50 liralık bir parça. Şöyle emaneten taktık. Şimdi yenisini takacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yani bundan olduğu kesin yani. Sizin de başınıza böyle bir durum gelirse mutlaka bir bunu kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunu da paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi Westinghouse valfi piposu aldım. Şimdi bunu takacağım. Bunun, yani Skoda'ların da uyuyor. Hani bilginiz olsun. İşte ille de Lada Vega, Lada işte yani bu modeller olsun diye şey yapmayın. Bunlar da uyuyor. Şimdi takmadan önce şöyle hafif bir yağlıyorum. Rahat takılsın. Ondan sonra diğer karşı tarafa takacağım. Çok önemli bir parça. Aslında basit bir şey görünüyor ama önemli bir parça. Şimdi tek elde çalıştığım için kapatıyorum. Taktıktan sonra tekrar göstereceğim. Yani bunun montajı da şöyle. Normalde şunu taktıktan sonra kelepçeye sıkıştıracağım. Karşı tarafındaki lastik baktığımda çok fazla yıpranmamış. Şöyle lastiği de var bunun. Şu anda böyle soğuk, acelemde olduğu için bunu saklayacağım. Daha sonra zamanım olduğunda burayı böyle komple söktüğümde elim daha rahat çalıştığı zaman bunu da değiştirmiş olacağım. Ama şu an mevcut üzerindeki lastik iş gördüğü için onu da aynı şekilde WD-40 ile yağlayıp o şekilde takacağım. Yani takması da bastırma anlamına geliyor. Size de böyle bir durum olursa çekerek çıkıyor arkadaşlar. Çekerken de gene yağ sürün mutlaka. WD-40 varsa o biraz daha yumuşatıyor. Ondan sonra çekersiniz. Çünkü şeyli bu. Bu şekilde dişli. Yani burgulu değil. Çevirmenize gerek yok. Direkt çıkıyor. Şimdi bunu takacağım. Ondan sonra çalışmasına bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi çalıştırıyorum. Kapı açık yarısı veriyor. Normal distorsiyonlu. Evet ayağımı hiçbir şekilde gaza dokundurmuyorum çalıştırır çalıştırmaz. Anında düzeldi. Bu kadar fark ediyor ki diğer türlü çalıştırdığımda çalışıyor, maşalıyor. Ama kesinlikle tek rolantide durmuyor. Şu anda gayet iyi çalışıyor. Yani bunu arabayı iyi dinlemeniz gerekiyor. Arabadan böyle bir ilk önce ıslık sesi, küçük böyle zayıf bir ıslık sesi geldi. Bu ıslık sesinin ardından tak diye bir ses geldi böyle bir parça düşer gibi. Ondan sonra düzensiz olmaya başladı. Frenler kazık gibiydi. Şu an herhangi bir problem yok. Evet arkadaşlar güvenli yoldayız şimdi. Herhangi bir problem yok. Yola devam. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.